sayın misafirler, değerli konuklar. Programımızı teşriflendiren Pendik Belediye Başkanımız Doktor Kenan Şahin ve değerli sanatçımız Doktor Ferhat Köçey Bey aramıza teşrif etti. Hoş geldiniz. Bilindiği üzere spor günümüzde gerek bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesi, gerekse toplumların gelişmesinde ve tanınmasında çok önemli bir olgudur. Biz Pendik Spor Kulübü olarak Sayın Belediye Başkanımızın büyük destekleri ve katkıları ile bu konuda üzerimize düşen sorumluluklar bilincinin içerisinde ilçemizin bu konuda gelişimine ve dönüşümüne katkı yapmak amacı ile bir dizi seminerler düzenlemeye karar verdik. Bunun ilkini tüm halkımıza açık olarak ilçemizin insanların daha fazla spor yapmalarını teşvik amacıyla bugün Neden Spor başlığı ile başlatmış bulunuyoruz. Pendik sporumuzu tebrik ediyorum. Tabii Pendik için çok önemli bir fırsat ve katkı olduğunu düşündüğüm Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok ciddi bir potansiyelimiz var. Genç, dinamik bir nüfusumuz var. Sonra bu konuda gerçekten özverili, gayretli spor adamlarımız var. Sporu Pendik'te bilgiye dayalı, ilime, irfana dayalı bir perspektifte oturtma açısından da bunların bir kazanç olacağını ümit ediyorum. Bu iyi niyetli çalışmanın umduğumuzdan da çok daha bereketli sonuçlar oluşturmasını diliyorum. İnsan hareket için doğar. Daha doğrusu hareket için yaratılmış bir yapıya sahiptir. Kullanmadığınız vücut bölümlerinizi kaybediyorsunuz. O nedenle de hareket insanın yaşaması, yaşamını sürdürmesi için çok çok gerekli ve önemli. Önce yanımızdaki genç arkadaşlarımızla, yani bize göre yaşı çok daha genç olan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan arkadaşlarımızla beraber yaptığımız ortaklaşa spor faaliyetlerini daha sonra bu bütün bölümler arasında yayarak geliştirmeye çalıştık. Arkadaşlığı, dostluğu ve gruplaşmayı çok ciddi bir şekilde etkileyen bir faaliyet olduğunu gördüm. O yüzden de mümkün olduğu kadar bunu hayatımın içerisinde, yaşımın bana el verdiği kadar, mümkün olduğu kadar hep içimde yaşatmak istiyorum. Yaklaşık haftada o 200 dakika, bir haftayı düşünelim, bir haftada 200 dakika hareket edelim. Dolayısıyla A noktasından B noktasına hareket edeceğiz ve bunu mümkün olduğunca eğlenerek, hoşlanarak yapmaya dikkat edeceğiz. Genellikle biz hasta olunca doktora gideriz ama hasta olmamak için bir takım gayretlerimizin de olması lazım. Eğer fiziki olarak aktifseniz, sürekli bir spor branşıyla uğraşıyor ya da her gün yürüyorsanız belirli bir müddet daha az hasta oluyorsunuz. Özellikle soluk algınlıklarına karşı daha dirençli oluyorsunuz. Birçok hastalığa karşı da direnciniz gelişiyor. Oğlum şu anda Galatasaray Futbol Kulübü'nün altyapısında top koşturuyor. Ve hayalim o ki eğer sistemi kurabilirsek onun bir futbolcu olarak, çok seviyor çünkü futbolu, yetiştirmek. Bu konuda da hiçbir sakınca görmüyorum evladımın bir sporcu olarak yetişecek olmasını. Her ailede de az önceki söylediğim o iki resimden bir tanesiydi. Çocuklarını gerçekten meslek sahibi olarak, sporcu olarak yetiştirmek isteyecekleri gün bu ülkede de sistemin kurulduğu anlamına gelir. Teşekkür ederim. Sayın misafirlerimiz, değerli konuklar. Şu an fitness salonu için ücretsiz hediye çekimi yapılıyor.